Polatlı'da işte ilçe başkanımız burada, büyükşehir meclis üyemiz burada, basın mensupları burada. Polatlı'da bir siyasetçi daha Gökpınar Barajı'nın yolunu bilmiyor arkadaşlar. Hodri meydan gittim diyen gelsin, alnını karıştırın. AK Parti milletvekilleri yolda gitti, yollarını kaybedip barajı bulamadan geri döndüler. Öyle oturduğun yerde koltukta ahkam keserek, vay Gökpınar Barajı'nın suyunu getireceğim, sizden Sakarya'yı besleyeceğim, oradan alacağım, içme suyunuza da katkı sunacağım. Öyle havanda su dövmeyle artık bu yalanlara karnımız doydu. Başkanımızla beraber gittik. Arkadaşlar, Gökpınar Barajı 3 yılda 4 yılda bitmez. Açık ve net. Bize de bir faydası yok. Açık söylüyorum. Gökpınar Barajı tamamen Eskişehir bölgesi düşünülerek yapılmış. Ankara bölgesi ve Polatlı'ya zerre bir faydası yok. Eğer olsaydı biz orada görürdük. Biz gittiğimizde dostlar alışverişte görsün diye 2-3 kamyon gitti. Orada işte bir yerden toprak alıp bir yere boşalttılar. Arkadaşlar, Sakarya 1 kilometre ileride. Orayı besleyecek kanallar dahi düşünülmemiş. Orayı besleyecek hiçbir su arkları yapılmamış. Baraj önü gerilmiş. Daha deri yarılacak. Su beslemesi yapılacak. Kanallar yapılacak. Oradan Sakarya beslenecek. Yani bu şunun gibi, ben şuraya bir tel örgü çekeyim, buradan koyunlar geçsin, onların yün, takılan yünleri alayım, onları eriyim, ip yapayım, satayım. Böyle bir şey yok. Niye? Bu Gökpınar Barajı ile ilgili sözü bize 2018 ya da 2017 yılında Polatlı Devlet Hastanesi açıldığında o dönemin bakanı Veysel Eroğlu söz vermişti arkadaşlar. Ben şahidim. Bütün meslektaşlarım da hatırlarlar. Gazeteci arkadaşlar hatırlarlar. O dönemde gazeteci unvanımla devlet hastanesinin bahçesinde bu sözü aldık, bir kenara yazdık. Üzerinden 4-5 yıl geçti. Ya arkadaşlar, bu Polatlı bu kadar mı sahipsiz? Yani bu Gökpınar Barajı bittiğinde hani bizim içme suyumuza katkı olacaktı? Hani bizim Sakarya'mız beslenecekti? 4 yıldır Sakarya kuruyor. İşte basın mensupları burada. Arkadaşlar, Sakarya'daki balıkları biz mi öldürüyoruz? O doğanın dengesini biz mi bozuyoruz? Niye iktidar yetkililerinden bir Allah'ın kulu çıkıp da en ufak bir söz söylemiyor, hiçbir konuşma yapmıyor? Buradan kıymetli basın mensuplarımıza da sesleniyorum. Bulunduğunuz her ortamda iktidar yetkililerine, Cumhur İttifakı yetkililerine lütfen şu soruyu sorun. Sakarya niye kuruyor? DS3 bölge müdürüne gücünüz yetmiyor mu? Lütfen sorun. Gökpınar Barajı'nın durumu ne hal? Niye 2020'de bitmesi gereken baraj hala bitmedi? Lütfen bu sorularınızı onlara da net bir şekilde sorun. Gökpınar Barajı 3-4 yıla kadar bitmez dediniz. Geçtiğimiz hafta AK Partili milletvekili Emrullah İşler geldi ve biz de ona bunu sorduk. Gökpınar Barajı ne zaman bitecek dedik. Yıl sonunda bitecek dedi, 2021 sonunda. 2021 yılı Temmuz ayıdır. Söylenen rakam. Emrullah Bey Kızılcama mıdır? Emrullah Bey Kızılcaman bölgesinde bir barajla karıştırmıştır. Biten bir barajla karıştırmıştır. Emrullah Bey Gökpınar Barajı'nın yolunu biliyorsa geldiğinde bir daha onu sorun, tarif etsin. Navigasyonla bile gösteremezler. Arkadaşlar, ben yerinde gittim, gördüm. O barajın su dolumu 1 yıl. Öyle tekrar söylüyorum, havanda su dövmeyle olmaz. Gidecekler yerinde görecekler. Gidecekler yerinde görecekler Gökpınar'ın son halini. Ondan sonra cevap verecekler. Bir daha geldiğinde lütfen bir A4 kağıt uzatın. İyi Parti Ankara İl Başkanı, sizin bu barajın yerini bilmediğinizi iddia ediyor efendim. Kroki'de bu baraj neredeymiş? En yakın köy neredeymiş diye bize bir tane köy ismi saysın orada. Biz de özür dileyelim kendilerinden. Barajın yerini bilmiyorlar. Kendileri gazeteci arkadaşlar bilir. Burada tecrübeli eski arkadaşlar var. AK Parti heyeti yola çıktı. Belirli bir mesafeden sonra barajı bulamadılar, geri döndüler. Polat'ta oraya giden ikinci bir siyasetçi yok arkadaşlar. İyi Parti ekibi hariç. Öyle yok. Oturarak yörük sırtından kimseye kurban kestirmeyiz. Biz gittik, yerinde gördük. Durum bu. Muhalefetten de istiyoruz bitirilsin. Keşke bitirilse de Sakarya beslense, yaramıza merhem olsalar. Biz yapılan hizmetin karşısında değiliz. Ama insanların zekasıyla dalga geçmesinler. Yani barajın bitmesi ihtimali bile görünmezken 2021 yılında bitiriyorlarsa olağanüstü yeteneklere sahipler demek ki. Aynı tıpkı Fuat Oktay Bey'in uçan arabaları icat ettiği gibi.